Evet az önce bir seyircimiz bağlandı, kocası her kavga ettiğinde, her küstüğünde yatağını, yastığını, yorganını alıp, yatağını alamıyor da, yastığını, yorganını alıp salona gidiyormuş. Ve kadıncağız özür dilemediği sürece kocası hep salonda yatıyor. Evet. Küsüyen bir koca, her Güven, şeye küsüyor. Güvenli alana kaçıyor. <laughs> Salon mu güvenli alan? Kadının olmadığı yer güvenli alan. E Boşansın o zaman. Kendince bak, kendince. Küsmek nedir biliyor musun? Nedir? Küsmek kişinin kendini güvenli alana almaktır. Ha, sağlıklı mı değil? Şimdi bu 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 tip olayları iki ayrı. Ay, küsen mı? erkek de hiç sevmem. Evet küsmek hep sanki kadına yakışıyor değil mi? Evet ya kadın böyle <laughs> biraz cilve yapacak naz yapacak erkeğe yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Ya şöyle yetişkin hiç kimseye yakışmıyor. Aslında küsmek biraz çocuksu bir eylem sanki. ve küsmek aslında bazen karşıdakine e, seni bensizlikle cezalandırıyor mesajı verir. Seni bensizlikle cezalandırıyor mesajı verir. Ama şöyle bir riski var. Bir süre sonra karşıdaki sensizliğe alışabilir. İlk başlarda sen küserken peşinde koşan kadın veya erkek sonra, bir süre sonra eh, sen deyip, de çekilmezsin artık her şeye küsüyorsun deyip artık peşinden gelmeyen küsersen küs diyen birine dönüşür. Ve sen gittiğinde bu sefer arkana bakarsın niye gelmeyelim diye. Peki ne yapalım küsen Küşme Küsme şey. kavramı öncelikle ilişkide. Hani ara vermek gerginliği azaltmak anlamında böyle bir saat iki saat böyle sessiz kalmak adına küsmek diyorsanız da küsmek de diyelim ama bunlar olabilir daha büyük alevlenmesin olay büyümesin diye ama... Bunu sürekli davranışa dönüştürürseniz bir süre sonra karşıdaki her seferinde ayağınıza falan gelmez. Her seferinde gönlünüzü alma gereği hissetmez. Çünkü küsmek psikolojik bir şiddettir aslında. Bir dayatmadır. Ya benim dediklerimi kabul edersin ya da seni bensizlikle cezalandırıyorum dayatmasın. Ama karşıdaki insan bir süre sonra sensizliğe alışırsa bu sefer iki kişilik yalnızlık yaşarsınız o evde. Sen küsersin o da seni küsmene küser. Ve yıllarca 20 ile yıl evliliğinizin ee, yaşanmış hali 6 yıl olur. 14 yıl toplasanız küsmüş bir şekilde hayat sürdürürsünüz. Küskünlüğü evlilikte mümkün olduğu kullanmamak lazım. Hı hı. Ama çok ateşli bir kavga olur, gerginlik olur. O arada bir es vermek gerekiyor. Hanımefendinin önce kendisine şunu sorması gerekiyor. Ben 20 yıldır neyi tekrar yapıyorum da bu küsme davranışı çıkıyor. Yani burada bir suçlu aramak yerine herkesin kendisine yola çıkması gerekiyor. Şimdi diyelim ki siz her seferinde bağırdınız o da küstü. Şimdi adam küstü diye onu suçluyoruz ama diğer tarafta buna neden olan davranış da var. Yani ben tek taraflı bakılmasını istemiyorum. Her zaman diyorum bir ilişkiye iki gözden bakın. Ben ne yapıyorum o buna nasıl karşılık evet. veriyor? Kadın eğer öfkeliyse veya erkek agresifse hakaret ediyorsa kadının küsmesi aslında bir cevaptır. Hı hı. Biz küsmeyi ortadan kaldıracağız da peki bu davranışı kaldırmadığımızda ne olacak? Bu sefer başka bir problem çıkacak. Evet. İki tarafta yani bir taraf küsmeye neden olan davranışını gözden geçirsin, diğeri de küsmesini de gözden geçirsin. Şey gibi bu, insanoğlu kırılan kalbinin onarılması için yani küsmeyi bulmuş. Evet. Kendini geri çekiyor. Bakmış olmamış susmayı bulmuş vallahi. Bazen küsmediğimiz zaman susuyoruz. Hani bir de evlilik olunca işin içine gidemiyorsun. Ya bu gitme olayı şeydir yani bu olaylarda gitme olayı gerçekten her olayda gitme olayı biraz fazla e, basitleştirir. Çok... Evet yani bu son zamanlarda bir moda var işte sana kötü hissettireni bırak git, sana değersiz hissettireni bırak git. Evet ya. Ya bu böyle bir şey olamaz. Yani bizim toplumumuza, bizim değerlerimize aykırı bir şey. Yani önüne gelen boş ver gitsin, salla gitsin, boşa gitsin, durma gitsin. Toplumu, böyle değil. Toplumun değerleri hadi, hadi değil, bir yere de. kadar tabii evet, o, o evet, da tamam yani. ama kendi bir emeğin var. Yani evet. herkese her ilişkinin detayını bilmeden bırak git boşa git yürü git falan. Bu dayanıksızlık şeması olan strese sıkıntıya gerginliğe gelemeyen insanlar bu tip önerilerde bulunuyor bir. İkincisi bu insanların yüzde doksanı çözmeyi bilmiyor. Hep kes at. Yani radyo bozuluyor çöpe atıyorsun. Evet, aslında tamir edebilirdin. Tamir, tamir, etmeyi bilmeyenler kırmayı, çöpe atmayı, yırtmayı bölüyor. Ama onu ondan vazgeç. Yani annemizle babamızla atamayız, kardeşimizle atamayız. Her, her sorun yaşadığımızı atarsak aslında sorunun kaynağı biz oluruz farkında doğru. olmadan. Bir yani son ana kadar var? tamir ve iyileştirme odaklanmak gerekiyor. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba cumhur kolay gelsin. Çalışmalar çok çok teşekkür teşekkür Hoş geldiniz. Buyurunuz. Merhaba hocam kolay gelsin. Şimdi az Aa. önce kayınvalide teröründen bahsetmiştiniz de birazcık <laughs> evet. size. evet. Ben 25 yıllık evliyim. Ee, çok geç çocuk sahibi oldum. Kayınvalidemle e, yani inanılmaz hiç beni kabullenmedi falan. Hani anlattınız siz çaydanlığınızı bardağın üzerine elini koydu diye. Arabada eşimle yan yana oturuyorlardı. Vites kolunda birbirleriyle el tutuşuyorlardı Yok falan. Yok artık. <laughs> Söz veriyorum. Gerçekten böyleydi. Aa! aa. köye gidiyorduk biz birlikte. Onların köyünde kalıyorduk. Dönüşte mutlaka önüne otururdu. Asla bana müsaade etmezdi. Ay, Neyse, kadının kocası öyledi. Benim kayınpederim çok iyi bir adamdı. Yattığı yerlerden görüyoruz bu arada. Kayınpederim vefat ettikten sonra kayınvalideme dönüşümlü olarak bakmaya başladık. Bizim evde kaldığı sürece geceleri çığırmıyordu. Ben burada tek başıma yatmayacağım. Anneciğim diyordum, gel sana biz şey açalım. Yine. Salonu açıyorum mis gibi orada yat tercih, yatmayacağım. Anne nerede yatacaksın yatak odasını seninle yatacağım. Yok. Benim benimle birlikte yatıyordu mesela. Sabaha kadar ben eşime diyordum ne olur birazcık sen yatar mısın o bile katlanmıyordu. Neyse işin özetinde artık 25 yılın sonunda ben biraz eşime cefa aldım galiba bunlardan dolayı. Ben de böyle çok sevgisiz bir ayda büyüdüğüm için aman anneciğim olsun aman anneciğim olsun. Aman şöyle yapayım ne olacak böyle kedi gibi kedi yavrusu gibi her dedikten evet 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 diyorduk. Biraz buralara ben getirdim galiba bu olayı. Kabullene kabullene kabullene. Şimdi de kabullenemiyorum. Eşimle dolayısıyla aramız devam, çok soğuk. Devam ediyor mu? Kayınvalideniz sizle yaşamaya devam ediyor mu? Yok. kayınvalidem şu an bayağı kötü durumda. Yani nerede yaşıyor? Kendi evinde bir bakıcısı var. Onunla birlikte yaşıyor. Peki bu çözümü neden başta eşinize beraber böyle bir çözüm Çok diyorsun. yalvardım hocam neler söyledim. Anladım. Çok küçük o zaman çocuklarım. Biz 10 yıl sonra çocuk sahibi oldum. Şimdi Bayağı yalvardım ama dinlemedi beni. Şu yaşadıklarınızdan dolayı kendinizi alacaklı görüyorsunuz değil mi? Eşinizden, kayınvalidenizden, hayattan alacaklı görüyorsunuz. Doğru mu? Evet. Öyle ve bir eşinize yani hocam. Ve eşinize karşı öfkeniz de geçmiyor. Bir türlü geçiremiyorum... Onu o kadar çok o kadar iyi bir adamdır ki. Anlatamam telekom gibidir ama hayır demeyi bilmiyor adam yani. Evet. Ben isterseniz Peki. cevaplayayım. Teşekkür Lütfen. ederim bağlandığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, şey çok vurguluyorum ben. Yani bir insan iyi bir insan olması onun iyi bir şey olacağı anlamına gelmiyor. Doğru. Burada çok hata yapıyoruz. İyi biri diye başlayan cümleler her zaman iyi bitmiyor. Doğru. İyi biri, iyi birine benziyor. Cümleleri çok zehirlidir birçok hatayı, birçok yoksunluğu, birçok liyakatsizliği kamufle eder. Evlilik de bir liyakat mekanizmasıdır. Layık olmak gerekiyor. Karşıdaki kadına, erkeğe layık olmak, evlilik kurumuna layık olmak gerekiyor. Sadece iyi bir insan olmak o insanın evliliğe uygun olduğu, evlenebilecek vasfara uygun olduğu anlamına gelmiyor. Burada kafamız karışıyor. Hanımefendi, hanımefendi diyor ki, eşim çok iyi biri ama yıllarca annesine sınır çizemedi. Annesi en son yatak odamıza geldi ve bizimle uyudu. Şimdi iyi biri olması burada işe yaramıyor. Bir insan iyi bir olması yetmiyor. Doğru. Sorumluluklar gerekiyor. Evlilikler, ilişkiler sorumluluk gerektiren alanlar. Yani beraber bir yemek yapıyorsunuz. Evlilik böyle bir şeydir. Hadi gel Nur ne bir yemek yapalım. Eşin sevgilin sana diyor ki gel Nur beraber bir yemek yapalım. Sen tuzunu at ben ocağı yakayım. Gidip alışveriş yapalım. Sonra da oturalım bu yemeği bir güzel yiyelim. Evlilik böyle bir şeydir. Her biriyle mutluluğu kurarsınız ve beraber yersiniz. Hanımefendi belki de yeterince sevilmediğini düşündüğü bir aileden geldiği için hayır deme lüksünü kendine görmedi. Diyor ki eşim hayır diyemedi. Sen de yıllarca hayır diyemedin. Haklısın. O nesil bugün 70'li yıllarda doğan, 80'li yıllarda doğanların çoğu ebeveynlerine hayır demeyi bilmiyordu ki zaten. Ama burası çok patolojik bir şey değil mi ya? Değil, Sevgililer ama... direksiyonu tutar, el ele gider. Öyle ba bazı mi? insanlar, bakın bazı insanlar, bazı kayınvalideler size göre davranır. Kurallara göre değil. O ne demek? Senin nabzına göre davranır gelir itekler sen geri gidersin. İtekler geri gidersin bir bakarsın ki alanını talan etmiştir. Eğer sen o duruşu göstermezsen o her zaman kendi senin alanlarına işgal eder. Evine geldi. Bak birinci isyan. Bak önce evine geldi. Ne oldu? Orayı bir oda verdin. Odayı talan etti. Sonra salona girdi. Sonra yatak odana, yatak odana girdi. işte bu böyle bir şeydir bak. Sınırını bilmeyen insanlar, manipüle eden insanlar, talancı karakterlere o sınırı çizeceksin ama bir şartla. Onu yaratacağı geçici kavgayı, gerginliği göze alman lazım. Ve bazen şunu söylüyorum. En az kavga eden kadar, kavgayı çıkaran kadar cesur olmak zorundasın. Bırak kavga çıkaran korksun biraz daha. Ben Nura sataşıyorsam sonucunu göze alayım. Diyeyim ki bak ben Nura sataşıyorum. Bana haddimi bildirebilir. İnce bir şekilde bana laf sokar, beni yerin dibine sokabilir. Ben bunu göze alayım, değil mi sataşıyorsam? Ya da ben burada herhangi bir kameraman arkadaşa bir laf atıyorsam onu göz alayım ama kameraman arkadaş şunu demesin. Ama ya gerginlik çıkmasın. Adam bana her seferinde laf atıyor, laf sokuyor, küçümsüyor ama boş ver demesin. Şunu desin. Bana laf atıyorsa göz alsın. Bazen her defasında bizi zorlayan, her defasında bizim değersizleştirmeye çalışan, her defasında bizim sinirimizi zorlayan insanlarla o savaşı vermek gerekiyor. Bazı kalpler bazen kırılmalı, bazı tartışmalar bazen çıkmalı. Çünkü oradan çok güzel çıkışlar oluyor. Zamanında bu sınır çizilseydi bugün hı hı. kronik öfkesi olmayacaktı eşine. Sadece eşine değil, bir insanın eşine çok öfkesi varsa aslında o dönmüştür kendine. Neden eşim dik durmadı değil, neden ben yıllarca buna izin verdim? Bir de kendine kızıyor orada aslında insan. 25 yıllık evlisin. Evliliğin en güzel yıllarında kayınvaldan sen aynı yatakta yatmış. Kendine kızmaz mısın? Bal gibi kızarsın. Neden ben buna izin verdim? Ah bugünkü kafam olsaydı. Tabii. Kızarsın kendine. Eşine kızarsın, kendine kızarsın. Beni niye böyle pasif yetiştirdi diye dönersin annene kızarsın, babana kızarsın, topluma kızarsın. Hep bir öfke yaşarsın. Çünkü yaşanmamış yıllardan dolayı kendini bu hayatta hep alacaklı görürsün. Ama şunu çok net söyleyeyim acı da olsa. Ne kadar alacaklı olursan ol hiçbir zaman bu geçmişten gelen alacaklılığı asla tahsil edemeyeceksin. Geçmişte ki alacaklarının hiçbirini tahsil edemeyeceksin. Bunlarla uğraşma. Bari bundan sonrası için önünü aç, geleceğinin önünü aç. Ben artık alacaklarımdan vazgeçtim ama en azından bundan sonrası ile ilgili irademi ortaya koyacağım dememiz gerekiyor. Çünkü adı üzerinde geçmiş geçmişte geçmiş. kalmış. Ne derler Anadolu'da? Olmuş ve ölmüşün çaresi, çaresi yoktur. yok. Ama şunun çaresi var. Allah'ın bize değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirme gücü versin. Evet. Yani bu bir çaredir. Yeni Bu yaşadıklarımız yani hanımefendinin yaşadıkları aslında çok güzel bir yol çizme yolu da olabilir. Yöntemi de olabilir. Ben bu olaylarla meşgul olurken kendimi mutlu etmeyi ihmal ettim, evliliğimi ihmal ettim, kocamla ilişkimi ihmal ettim. Hı hı. Bari buradan çıkardığım, alacaklardan vazgeçerek bari buradan çıkardığım dersle bundan sonra ilişkimi daha iyi nasıl, nasıl yaşayabilirim? Daha güzel bir evliliği nasıl yaşayabiliriz? Eşiyle de yüzleşsin. Bak sen yanımda durmadın, ben de işte cesur değildim ayıp olur şey olur annedir falan diye ben de karşı koymadım ama en azından bundan sonra gereken şey yapalım. Erkeğe de bir çift lafımız olsun eşinden özür dilesin. Yıllarca annemi bu evliliğin içinde tutup kendimizi ikinci plana attığım için ve bu konuda yeterince dik durmadığım için senden de çocuklardan da evliliğimden de özür diliyorum desin. En azından hatayı kabul etmek bile ...affetmemiz için bir kapı açıyor bize. Çok büyük bir erdem değil müthiş, mi? Hatayı kabul müthiş. etmek bile gerçekten... Çünkü düşünsenize 20 yıl yani anneniz gelmiş, evliliğiniz içinde dolanmış... O, ...yani yatak odanızda siz, sen, eşin, karın... E, ...düşünsene sen, eşin, annen üçünüz aynı yatakta yatmışsınız. Korkunç tabii bu. Başka bir analiz gerekiyor burada. Üçünüz bu yatakta yatmışsınız ve sen hala anneni savunacaksın. Efendim korkuyordu, şuydu buydu ne oldu? Finalde gitti kendi evinde de yaşayabiliyor. İnsanlara bazen izin vermek lazım. O kendi başlarına kalabilmek için. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz. İş başa düştü mü herkes bir şekilde gemisini sürdürüyor. O Hakın kadar, da, öyle. o kadar da kurtarıcı olmaya gerek yok. Bak benim yedinci kitabım kurtarıcımızın mısın Kurban mı? Orada altını çize çize vurguluyorum. Kurtarıcı olduğumuz herkes biz izin versek başını çaresine bakacak. Doğru. Hatta kurtarıcılar kurbanları köreltiyor. Onların hayatını kolaylaştırayım derken onların yeteneklerini köreltiyor. Onların baş etme yollarını köreltiyor. Şimdi kayınvalidesi bir bakıcıyla değil mi, hayatını sürdürüyor. Evet. Bunlar da kendi sistemine dönüyor. Neyse. Buna da tahammül etmek ee, gerekiyor. Dünya bir gün o da bugün. En azından bugün bir konuyla ilgili farkındalığımız arttı. Evet artık. kesinlikle. Dün geçti. Yarın muamma. Bugündeyiz. bugündeyiz. Hadi bugünü kurtaralım. Çok güzel şeyler öğrendik bugün Müthiş, yine teşekkür Çok teşekkür ediyorum.